Uzun bir aradan sonra bu kanalda aranılan kan geri döndü. O geri döndü. Abi gitmiyorsun. Abi ne oldu? Abi bu sene yok mu? İşte tatil video. Hem de Türk halkının en sevdiği... Türk halkının en sevdiği buldozer. The Davarman, The Kaptan, Antarktika. Antarktika ne o? Zenginlerin elebaşı Alper Mr. Altında. Yani zenginlerin elebaşı. Şuraya bak, iPhone 7. Şirketten bir hediye telefon gelir dedik, kalem yolladım. Zenginlik seviyesini Alper'in şöyle anlatayım. Uludağ'a özel arabayla gidiyoruz. Normalde bu adam F30 kullanıyor. Uludağ'a gideceğimiz ortaya çıktığı zaman ne yaptı? Zara aldı. Zara mükemmel bir araba. Yani farlar sizi de otomatik yanıp sönüyor ya. Abi bu çok... Her şey senin kontrolünde. Abi mekanik yani. Olay böyle şey yani. Allah'tan vites otomatik. Valla şunu açıklar mısın? 7800 kilometrede arabayı almış. Bana dedi ki kanka arabayı aldım, Uludağ'a gidebiliriz. Sağa dön diyor. Ve Uludağ tatili. Ya oğlum bir dur. Sen baş başa tatile hazır mısın benimle? Sen hazır mısın? Hayır değilim. Hava şansımıza çok iyi ha. Soğuk mu, soğuk mu? Senin bilmediği bir olay, ben pis kayarım. Aman tanrım. Şimdi size eğlenceyi söylüyorum. Biz geldik, eşyaları koyduk. 22-25 Ocağı Karina Otel'e rezervasyonumuzu yaptık. Herhangi bir problem yok. Dolayısıyla bugün sabahtan çıkıp 2'de odaya girecek şekilde yola da çıktık. Otele geldik. Rezervasyon kodunuz dediler. Ve rezervasyonumuzu 22-25 Aralık'a yapıldığını öğrendik. Yani geçen ay biz sözde buraya gelmiş. Abi ve gitmiş. Kalmış ve gitmişiz. Manyaklar bu akşam geliyor. İki erkek ve gelmiyor. Ve geri gidiyorlar. Velhasıl Kenan yarım saat, bir saat süren bir telefon konuşması sonunda. Ben bu arada rezervasyon 22 Aralık'ta yaptım. Neyse, bir telefon konuşması falan filan, bir kavga dövüşün akabinde problemi çözdük. Odaya yerleşmek için bekliyoruz. Vlog geçti. Her b***yi anlatıyoruz. Hazır mı GoPro'lar? Sevgili Alper Altında. Bir bunu sıkıştırmamız lazım. Ya bu kol ne? Ne gibi? Bu adam kim? Bu adam lan ne yapıyorsun? Ya bak, niye bu noktaya geldik abi? Yanıyorum kardeşim oğlum şu. Onlara. Oo, Alper 3 gün böyle takılacak. Hiçbir şeyini çıkartmıyor. Evet abi. Böyle kızlar bana bakıyor. Normalde bakmıyor. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda ondan. Valla dereye uçan bir UJK gördüm ben. Nereye uçtum ben? Alper yattı. Vay, İrmak'a gidiyorum dedim. Ya şu tiple böyle konuşması komik değil. Dışarıdan asi, içeriden. Tamam canım, UJK attı. En son 5 yıl önce kaymaya gelmişsin, bitmişim baya. Öf be. Romantizmin doruklarındayız şu anda. İki Venom kayağa gelmiş gibi duruyor. Yürü lan. Nasıl olsa kasker değil mi? Fotoküte girişiyorlar. Alper'le odaya geldik ama artık bayılmış haldeyiz ya. Dün bir de az uyuduk ya. Biz dün var ya, az uyuduğumuz için böyle patates olduk ha. Sabah kalkamadık zaten. Ben, sen niye her tatile geldiğinde bir uyku sıkıntısı çıkıyor kardeşim? Kanka onun tatille alakası yok. Benim uyku problemlerim var. Onun benimle alakası. Kombinimi mi çekiyor? Ya bu nedir oğlum? Yanımda halı sahadan çıkma adam var ya. Sanki biraz önce kaymamışız gibi. Ya yanıyorum, bunu da çıkarmaya üşeniyorum. Ne yapalım yani? Bu arada haftalık 15 girdi onunla. Vlogun içinde diyor. Sen var ya, Vlogception'sın ya. Evet abi, benim olayım bu işte. Bir hafta örgüsünün içine insanları alıyorum ve çıkartmıyorum. Lan geçenki videonu hatırlamıyor musun lan? Beraber izleyelim dedik. 5 tane geçilmeyen reklam koymuştum. Evet ya, ne para göz adammışım ben. Adam değilim ben. Kendi sıkıldı, bu ne ama dedi ya. Şok olmuştu. Kardeşim bu her şey dahil otellerde böyle çiş yemek alıp bitirmeyenlere uyuz oluyor. Ya inanamıyorum, 8 tabak yemek aldı ya. Bir tabağı bitiriyorum. Tabağı masaya koyuyor abi. Sonra gidiyor 7'sini alıyor. Sırf vicdan yaptığından. Kimse sınırlamıyor abi. Vicdanını rahatlatmak için yapıyor bunu. Aksini iddia edemiyor musun? Oğlum sen takınca çok sinirli oluyorsun ya. Zaten sinirli misin? Bizden kaskları geri almaz. Bir çıkalım. Şu an biraz aşağı bakıyor zaten. Büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Onu ben yukarıda ayarladım. Ama
want to love you more. Kolay gelsin başkan. Eyvallah, teşekkür ederiz. Odaya geldik. Alper ekonometre çalışacağım deyip yarım saattir böyle bilgisayara bağırıyor. Dinlemeye kaldı. Allah aşkına. Ne var? 3.5 ortalamalı adamım. Hayatımda ilk defa bütünlemeye kaldım. Ben senin gibi alışık değilim kardeşim. Babam izliyor. Babam. Kanalı babam izliyor. Tamam, senin büte kaldığını bilmiyor musun? Biliyor. Tabii biraz başarılı, biraz improvement, biraz övmeler sövmeler olmasın yani. Evet. Yücelt beni ya. Ne biçim yakın arkadaşsın lan? Seni övmek için yani diplomana bakmayacaksın. Yani. Diplomasız da adam olunur da. Mark Zuckerberg var. Abi inanılmaz ya. Herif beni hiçbir şekilde övemiyor. Hep ben gömülüyorum abi. Saçmalık olabilir mi? Hadi çalış hadi. Bayağı çözülür. You should be careful about. Don't have to wait. You know my name. Some shine and rain. Some things don't change. Thinking about the days we were young. We were young, girl. Innocent in our ways. We were done. We were done, girl. Biz de bittik yani. Bunlara bak bakayım. Bildiğin daha. Ne bekliyorduk? Ne bileyim ya, biz bekledik bir şey dersin diye. Hiçbir şey çıkmadı. Son gün o kadar da kaymadık yani. Öyle havada boktan. Son. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dönüyoruz. Ellerinize sağlık. Ya bu arada biz pazartesi dönecek. Sürpriz. Yer misiniz abi? Sonra ikimiz de birbirimize baktık. Dedik ki biz niye... Dur abi, dur abi. Abi bunu yemezsen Allah aşkına. Vermedi galiba. Çok güzelmiş. Ne diyorsun? Sormadım. Vallahi çok. Sevmiyorum abi, sevmek zorunda değilim. Pazartesi dönmenin anlamı yok. Bir günde kaybı. Pazar gününden dedim gidelim. Çanakkale ve Trakya'ya kaydı. Trafik de yok. Sokağa çıkma yasağı da olduğundan, rezervasyonu olanlar dönebildiğinden onu kullanaraktan dönüyoruz. Alper de keser çekeriyor. Etkinliğimiz bu. Hadi birazdan görüşürüz. Hadi birazdan. Ne oldu? Ne oldu? Thinking about the days we were young, girl. Askı da sana kitlemişim. Kızlar. Evet abi, geldik. Krala bak bak, nereden? Priz çekmiş bak. Böyle bir şey olabilir mi abi bak. Priz nerede? Burada. Sen nerenin Trabzonlusun? Kardeşim ben bu 3 metreliğe para verdiysem kullanacağım. Allah Allah. Ben bir metreliğe mi para verdim? 3 metreliğe ben. Ya bu nasıl bir zihniyet? Ben nasıl bir şovmen taşıyorum? Adam başı 3200 liraya yakın otele para verdik. Full pansiyon işte yemeği. Yerli alkol içmesek de. Ha. Hiçbir şey içmedik 10, abi. 10.30'da 11.30'da uyuyorduk. Ya biz birbirine memur gibi gidip 9.06 kaydık abi. Vizyonsuzluk akıyor. Kaymaya gittik, içmeye değil zaten de. 440 lira Siki Pass'a para verdi. 2.5 gün için. Cuma yarım. Diğer 2 gün tam. Ya abi geçen seneki fiyatları da koymuşlar böyle pişkin. Abi eskiden 4 günlüğü 385 liraymış. Biz 2.5'a 440 kaçınca. 390 lira kayaklara para verdik. 3 gün kiralaması için. Orada 2.5 gün falan yok. Orada 3 gün paşa paşa ödüyorsun. Yapıştırdılar yani. Başka neye para verdik? Gidiş geliş var. Ve herkese göre değişir yani. Gerisi size kalmış. Taksiye binersen falan. 25 lira. Normal şeye bir servise binersen 5 lira. Birinci bölge, ikinci bölge arası transfer 25 lira takside. Serviste de 10 liraydı. Yani biz 10 lira verdik 2 kişi olduğumuz için. Adam başı 5 liraydı. Eğer beklemek istemiyorsanız da 20 liraya götürüyorlar. Götürüyor, getiriyordu. Geri kalanı tamamen isteğe bağlı ya. Şeyler tabii çok daha pahalı. Öyle kahvedir, bilmem nedir, cartçur. Ya 1'e 50 lira. Biz bayağı eğlendik. Cuk tatil oldu. Bundan şikayet edecek adam da şımarıktır, ukaladır. Hiçbir şeyden mutlu olmuyordur. Umarım eğlenmişsinizdir. Sıradaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Vallahi Alper ve kol kaslarını salarım üzerinize. Yorum yapmayı unutmayın. Çok üzülüyor. Bir daha abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah. Bize öyle kolay kolay bir şey olmaz ya. Ya havada taklalar atıyorum. Kafamda yine Vivaldi çalıyor. Diyorum ki acaba nere mi kıracak? Thinking about the days we were young. We were young girl.
some memories. We were done, we were done, bro.